Doktor Hadi'ye çok sert çıktın arkadaşım. Bunu neden yaptın? Gerçekten anlamıyorum. Ben de seni hiç anlamıyorum. Kuzeninin bana anlattıklarını sana tek tek söyledim. O tepkiyi vermen şart mıydı? Bu huyun gerçekten çok kötü Haceste. Aşırı fevri davranıyorsun. Seni temin ederim bu huyun bir gün başımızı derde sokacak. Belki de hayatımıza mal olacak. Tamam, her neyse. Olan oldu, biten bitti. Bunu tartışmayı bırakalım artık. Yarın onunla yola gitmek zorundayız. Gel benim sözümü dinle ve ondan özür dile. Bir yanlış anlaşılma oldu de. Ona ihtiyacımız var. İleride bize çok faydalı olacak biri. O yüzden aramızda iyi tutalım. Neden yapayım bunu? Ben Darakzay'dan bile özür dilemedim. Ondan neden dileyim? Çünkü o Darakzay, bu Doktor Hadi. İkisini nasıl karşılaştırabiliyorsun? Neden? Darakzay herhangi biri değil ki. Tamam, çok iyi biri değil ama o kadar kötü de değil. Neyse ne, ama senin için en iyi seçenek bu canım. Doktor Hadi'den özür dilemen. Bu arada flash belleğimi bulamıyorum. Sen bir yerde gördün mü? Galiba hala Ayşe'di. Ben gidip bir bakayım. Seninle burada oturup konuşuyorsam eğer, bu sadece kıdemlim olarak sana saygı duyduğum için. Buna profesyonellik de diyebilirsin. Bunun dışında sakın yanlış bir anlam yükleme. Senin bu çapkın tavırların benim üstümde hiçbir işe yaramaz. Allah'ım, ne aptalım ben. Hadi bana yanlış bir şey söylemedi ki. Ama ben ona hakaret ettim. Madem ben çapkın bir adamım, o zaman beni ararken bile dikkatli olmalısın. Madem ben çapkın bir adamım, o zaman beni ararken bile dikkatli olmalısın. Aptallık bende. Deliyim ben. Nelerle uğraşıyorum burada? Saçmalık bu. Şansım varmış Haceste. Bütün dosyalarım içindeydi. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Dinle, kendinle sonra kavga edersin. Sen de buna uygun bir eşarp var mı orada giymek için? Evde var sanırım. Gittiğim zaman veririm. Şunu baştan söyleseydin ya, yurtta sormadığım kimse kalmadı. Bu kadar yorulmamış olurdum. O zaman önce bana sorsaydın. Daha önce sordun mu? Canın sıkıldıkça benimle kavga etmek ister gibisin. Yurtta değil, sanki tımarhanedeyim. Bugün nesi var bunun? Selamünaleyküm abi. Yenge için bir çiçek alır mısın? İstemez. Abi lütfen al bir tane. İstemez dedim. Yenge sevinir abi, bir tane. Sana istemiyorum dedim ya. Yenge. Yok yenge menge. Git buradan.
Genç! Buraya gel. Evet abi. Bak, herkesin hayatında biri olmak zorunda değil. Affedersin abi. Sorun değil. Buyur. Hepsini ver. Sağ ol abi. Bir şey değil. Bunları kime alıyorum biliyor musun? Kim için abi? Annem için. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anne, lütfen sana sorduğum soruya cevap ver. Ne nişanı bu? Niçin herkese tatlı dağıtılıyor? Bak hadi, bu babanın verdiği bir karar. Ya lütfen, böyle küçük bir şey için onunla tartışma. Küçük mü anne? Hayatımla ilgili bütün kararları siz mi alacaksınız? Yapma hadi, ne karar aldık biz? Amerika'ya gitmek istemediğini söyledin, tamam dedik. Şimdilik evlenmek istemediğini söyledin, buna da tamam dedik. Söylesene, neye zorladık ki seni? Ya benim iradem? Kendi hayatım üzerinde hakkım yok mu benim? Hakkım var. Ama o zaman bir şey söyle. Niçin ısrarla buna karşı olduğunu? Kendi çevrende hoşlandığın başka biri var mı? Belki üniversiteden biri, belki bildiğimiz bir arkadaşın falan? Adını nasıl söylerim? Bunu yaptığım an ona dünyayı haram edersiniz. Hadi. Mesele tam da bu. Sen bize bir şey söylemediğin sürece başka seçenek kalmıyor. Ama ben size Ayma ile ilgili düşüncemi söyledim. Ben onu sevmiyorum dedim. Evet, ama bunu bize söylediğinde babam bu nişanla ilgili kararını vermişti. Oğlum, lütfen bu konuda üstüne gitme. Baban zaten yeterince rahatsız. Elbette anne. Bakayım. Dayım dedi ki ben de sizinle sahada olmalıymışım. Bana orada ne kadar kalacağımızı söylersin değil mi? Ona göre gidip eksiklerimi alayım. Neden gitti? Aa, bırak gitsin canım. Sahayla ilgili soruna gelince bu iki günlük bir çalışma. Ona göre hazırlık yap. Hı? Alo? Evet evet, söyle. Tamam, olur. Hayır, bununla sen ilgilen ama sonuçları bana da gönder bakayım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.